Ahmet Bozdağ Mahallesi'nden sonra Menderes Mahallesi'ne geçtik. Bu mahallede daha önce de çekimler yapmış ve sizlerle paylaşmıştık. Tabii bu mahallenin özellikle ana caddeye yakın noktalarında yıkımın fazla olduğunu önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Bugün 15 Şubat 2023. Merkez üssü Pazarcık olan depremin 10. günü ve burada bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Bir taraftan insanlar yavaş yavaş ulaşabildikleri çadırları kuruyorlar. Ve yine insanlar evlerinden, şu an burada da gördüğünüz gibi sağlam kalmış eşyalarını çıkarıyorlar. Menderes Mahallesi hemen istasyon mahallesi ve ilçenin ortasından geçen ana caddenin arasında kalıyor. Şu an çektiğim bölüm, evet, bu binaları, yüksek binaları gördüğünüz yer, ana caddeye yakın olan yerler. Burada birkaç bina tamamen yıkılmıştı. Onun dışında ağır hasarlı yapılar vardı. Ama aşağı kısımlarda, demir yoluna yakın noktalarda yıkım daha azdı ama evlerin tamamı ağır hasarlıydı. Evet, traktörlere eşyalarını yüklüyor insanlar. Biz de buradan geçmeye çalışıyoruz. Burada yine ayakta kalan binanın yanı başında eski bir yapı tamamen yıkılmış. Burada da aynı şekilde zaman zaman aracın içerisinde çekimler yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yetiştirebilmemiz çok mümkün değil maalesef. Birçok köyü var Pazarcık'ın. Yine Nurkadiroğlu, Türkoğlu, Çağlayan Cerit, Pazarcık, birçok köy var ve bu köyleri de dolaşıp oradaki durumları da sizlere aktarıyoruz zaman zaman. O yüzden bazı noktalarda mecbur öyle aracın içerisinde en azından son durumu ilçenin sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, çadır kentlerinin yanı sıra aslında buradan itibaren geçebiliyor muyum? Yani bakıyorum. Evet. Şöyle görüyorsunuz, burada yıkılan binalar, enkazlar hala duruyor. Bu binanın enkazında çalışma yürütülüyordu ve İnsanlar çıkarıldı. İnsanların cenazeleri çıkarıldı. Burası belediyeye yakın bir nokta. Hemen bu apartmanların öbür tarafı ilçe merkezinin içerisinden geçen ana cadde. Yıkım burada öyle etkisini göstermiş Menderes Mahallesi'nde. Yani en fazla yıkımın olduğu 3 mahalleydi. Cengiz Topel, Fatih ve Menderes mahalleleri. Böyle kimi sokaklarda bırakın araçla geçmeyi, gerçekten enkaz nedeniyle yürümek bile zor olabiliyor. Mesela bu sokak o sokaklardan biri. Evet, evler yıkılmamış ama bütün duvarlar patır patır dökülmüş. Kolonlar patlamış. Mehmet Emin Arıkoğlu Parkı'nın karşısı burası. Ve burada Menderes Mahallesi'nde durum böyle.
iki torunlarıyla şey kızı altta daha. Evet, biz geçen gelmiştik. İsmail Bey anlatmıştı Ebrar sitesinde kardeşinin, kız kardeşinin, eniştesinin ve iki yeğenin olduğunu. Evet. Şimdi tekrar geldik, hani ne oldu onu öğrenebilmek için. Bunlar. Evet. Damadını bulmuşlar. Damadı ölü bulmuşlar. Evet. Daha kızlarıyla torunları daha bulunmamış. Yani. Daha bulunmamış. Hala enkazın altındalar. Ha, Ebrar sitesinde. Evet. Allah yardım eylesin. Allah yardım eylesin gerçekten. Dikkat edin çocuklar lütfen. Evet. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Görüşürüz canım. Aa lan bunu köyde bulmuşlar. Evet, biz geçen gün buraya geldiğimizde burada İsmail Bey tepkisini dile getirmişti. Maraş'ta Ebrar sitesinde kız kardeşi, eniştesi ve iki yeğenin olduğunu, oraya gittiğini ama çalışmaların yetersiz olduğunu anlatmıştı. İzlemişsinizdir belki onun tepkisini. Ben 5000 kilometre öteden geldim ama maalesef ekipler buraya ulaşamadı demişti. Şimdi eniştesinin cenazesini bulmuşlar. Ancak kız kardeşi ve iki yeğenin cenazesi hala Ebrar sitesinin göçüğü altındaymış. O yüzden evde değillermiş, Maraş'talarmış. Komşusu bize bu bilgileri verdi. Biz tekrar daha sonra hiç olmazsa başsağlığı dilemek için yeniden geleceğiz, gelmeye çalışacağız. Zor, gerçekten çok zor. Bazı insanlar o yorumun altına, o videonun altına o kadar ilginç yorumlar yazmışlardı ki gerçekten insan insanlığından utanıyor. Böylesi durumlarda hiç olmazsa insanların tepkilerine birazcık anlam vermek gerektiğini düşünüyorum. Evet, Menderes Mahallesi de böyleydi aslında. Daha çok video çekip paylaşmak istiyorduk ama şartları, koşulları biliyorsunuz. O yüzden şimdi bu sokak aralarından kentin, ilçenin en işlek caddesine çıkıyoruz. Burası biliyorsunuz Pazarcık'ın en işlek caddesi, yani Maraş yolu. Burada Demiroğlu apartmanı vardı, biraz yukarıda kaldı sanırım. Onun enkazından iki kişi sağ salim çıkarmış. Biz de o anlara tanıklık etmiş ve videolarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak Lale apartmanında yaşamını yitirenler vardı. Yanındaki bina yıkılma tehlikesi altında olduğu için oraya gerekli müdahalede bulunulamıyordu. O yüzden yanındaki bina yıkıldıktan sonra enkazında daha iyi arama yapıldı, ancak insanların cansız bedeni çıkarıldı. Şu an bulunduğumuz nokta aslında size daha önceki videoların tamamında çokça gösterdiğimiz bir nokta. Pazarcık Kaymakamlığı'nın hemen bulunduğu nokta. Bu şemsiyeli sokağın arkasındaki yapı, hemen sokağa bakan yapı yerle bir olmuştu. Onun dışında sağında solunda bulunan yapıların büyük bir bölümü de birinci katı çökmüş. Ancak diğer katlar ayakta gibi görünüyordu. Böyle çarşı merkezi de denilen o bölgede birçok binanın sadece birinci katları çökmüştü. Bu da kimi iddialara göre acaba insanlar dükkanı genişletebilmek için, iş yerlerine uygun hale getirebilmek için kolonları mı kesti şüphesini uyandırıyordu. Böylesi iddialar da vardı. Bunların tamamı tabii yapılacak olan incelemeler ve yürütülecek olan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Otogar.
otogarın sağında solundaki binalar sağlam ama o arkada bir yapının birinci katı çökmüştü. Burası da öğrenci yurduydu. Öğrenci yurdu çökmüştü ama burada öğrenci olmadığı ifade ediliyordu. Tabi biz de burada enkazın başında bekleyen kimseyi göremedik. Şimdi biz Hasan Koca köyüne doğru giden yola girdik. Aynı zamanda Memişkaya köyü de bu yolun üzerinde. Burada biz daha önce videolar çekmiş, sizinle paylaşmıştık. Bu sabah da Fatih Mahallesi'ni gösterirken buraları göstermiştik ama arabada giderken yine de biraz göstermek istiyorum. Bir taraftan tabii bu çekimleri yapıyoruz. Bir taraftan da araç sürüyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Keşke imkan olsaydı tek tek bütün bu evleri sizlere gösterebilseydik. Hangi evin ayakta kaldığını, hangi evin yıkıldığını bir bir sizlerle paylaşsaydık. Çoğunuz merak ediyorsunuz biliyorum, ya yakınlarınız ya akrabalarınız burada yaşamışlar. Belki de çoğunuz nasıl bir felaketten kurtulduklarını görmek istiyorsunuz. O yüzden çok merak ediyorsunuz pazarcığın sokaklarını, caddelerini, köylerini. Ama böyle bir imkan ve olanağımız da yok maalesef. Bugün 15 Şubat 2023 depremin 10. günü. Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak ben ve arkadaşım Azat Altay 10 gündür karış karış neredeyse adım adım buraları dolaşıyoruz. İnsanların hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz. Yapılan yardımları, sizin yaptığınız yardımları sizlere göstermek istiyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Bu yardımların nasıl amacına ulaştığını görmenizi sağlıyoruz. Bizler de aslında birer depremzedeyiz. Biz de çünkü Diyarbakır'da bu depreme yakalandık ve çok şiddetli hissettik Diyarbakır'da. Orada da zaten 200'ün üzerinde yaşamını yitiren olduğunu biliyorsunuz. Yıkılan birçok bina vardı. Ağır hasarlı birçok bina vardı. Ama hemen pazarcığa geldik Azad arkadaşımla ve bugün bugündür burada yaşanan gelişmeleri sizlerle buluşturuyoruz. Evet, Fatih Mahallesi aslında solum, yani şu an gösterdiğim Fatih Mahallesi. Buradaki yapılar sağlam. Herhangi bir sorun yok. Çadırlar kurulmuş buraya. İnsanlar çadırların üstüne isimlerini yazmışlar, numara yazmışlar. Daha düne kadar evlerinde yaşayan insanlar, yani 5 Şubat'ta kadar evlerinde yaşayan yurttaşlar maalesef şu an çadırlarda. Birçoğu da henüz çadıra ulaşmamış. Bu evin de mesela birinci katı tamamen çökmüş. Çadır ihtiyaçları giderildikten sonra emin olun bu insanlar yeniden hayatlarını kurabilmek için toparlanmaya çalışacaklar. Sizlerin de yardım ve dayanışmasıyla bir an önce bu acıları bir nebze de olsa, bir nebze de olsa unutacaklar. Bu günleri atlatacaklar umarım. Evet, bu videoyu da burada tamamlıyoruz. Gökyüzü maviliğinde kalın.